Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşamki dersimiz birinci lemadan olacak. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fenada fi'z-zulumati ellâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez-zâlimîn. İznâdâ rabbehu ennî messeniyez-zurru ve ente erhamur-râhimîn. Fe in tevellev fekul hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Lillezine amenu huden ve şifa. 31. mektubun 1. kısmı her zaman hususen mağrib ve işa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan meskûr kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lemadır. Bu yukarıda tek tek saydığı büyük kısmı ayet olan bir kısmı da kelam-ı mübareklerden. Onları Bediüzzaman Hazretleri, Üstadımız Said Nursi Hazretleri her akşam ile yatsı arasında akşam namazından sonra bir dedinmiş. Her birini 33'er defa okurmuş üstadımız. Hatta böyle talebelerine de o saatin yani akşam ile yatsı arasının duaların makbuliyetine sebep olduğunu, çok kıymetdar bir vakit olduğunu, boşa geçirmemelerini tavsiye etmiş. Burada da bunları buraya tek tek koyup hem onlardan külli mana ve dersler çıkaracak burada birden 6. lemaya kadar. Aynı zamanda da onların okunması, okunurken de bu manaların böyle tefekkür edilerek kendimizin manevi terakkisine veya hata ve kusurlarımızın temizlenmesine vesile olacağını inşallah ders veriyor. Onun için bunu yapmaya gayret etmek lazım. Hatta evde, hanemizde yani akşam namazından sonra yani yemekleri belki erken yiyerek yani akşam namazının şeyinden bittikten sonra akşam namazı bittikten sonra beraber her böyle birisi ellerine birer tesbih alıp hep beraber yani böyle cemaat halinde okunması, sesli okunması hakikaten çok feyizli ve nurlu oluyor. Yani biz de beraber kaldığımız bu medresedeki kardeşlerimizle beraber yani eskiden tek tek okuyorduk yani. Fakat bu akşam dersleri de olmadığı için müsait de vakitlerimiz, acelemiz de yok bir tarafa gitme. Onun için hep beraber tesbihlerimizi alıp elimize hep beraber böyle sesli bir şekilde yapınca hakikaten çok feyizli, çok istifadeli, çok nurlu oluyor. İnşallah biz de tavsiye ediyoruz. Birinci lem'a. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina ve aleyhissalatü vesselamın münacatı en azim bir münacattır. Ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Yani Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina ve aleyhissalatü vesselamın dedi. Yani hem Yunus aleyhisselamın hem de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çok okuduğu bir dua bu. Peygamber Efendimiz ashabına tavsiye ettiği, duaların kabul olmasına vesile olur dediği, bazı rivayetlerde ismin içinde ismi azam vardır diye tavsiye ettiği, duasının kabul olmasını isteyen bunu okusun diye Peygamberimizin tavsiye ettiği bir duadır. Onun için hem Yunus Aleyhisselam dedi, hem bizim Peygamberimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dedi, onların en azim bir münacatı hem de en mühim bir vesile-i icabe-i dua, duaların kabulüne bir vesiledir. Hazreti Yunus Aleyhisselam
kıssayı meşhuresinin hülasası, denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente, subhaneke, inni küntü mine zalimin münacatı ona süraten vasıta-i necat olmuştur. Yani birçoğumuz bildiği gibi peygamberler tarihinde de mevcuttur. Yunus Aleyhisselam'ın kıssası çok uzunca bir kıssadır. Fakat üstadımız hülasasını anlatıyor. Çünkü burada asıl mesele o kıssadan alınacak hisse. Yani Yunus Aleyhisselam'ın başından geçmiş bu hadiseyi Kur'an bize bahsediyor. Peki sadece Yunus Aleyhisselam'a mahsus bir mana olarak mı bahsediyor? Hayır. Yani her asra, her insana, her cemaata bakan bir yüzü var bu dersin. Üstadımız da bu kıssanın ve bu kıssanın en parlak kısmı, hatimesi olan bu ayetin bir parçası, onun bu asrın insanına ders olma, hisse çıkarma noktasını nazara almış, bize buradan çok külli dersler çıkaracak. Cenab-ı Hak inşallah nefsimize, başta nefsimize, kalbimize, ruhumuza, aklımıza bu hisseleri alıp da hayatımızla ifade etmeyi, izhar etmeyi nasip etsin. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin münacatının azim sırrı, çok büyük sırrı şudur ki, o vaziyette esbab, bütün sebepler bil külliye, tas tamam, hepsi birden sukut etti. Yani hepsi adeta kenara çekildi. Sebeplerin hepsi ortadan kalktı. Sebeplerin tesir, zahiren hani insan öyle zannediyor ya, tesirleri varmış gibi zannediyor. Bütün o tesir şeyleri çöktü. Artık hiçbir sebep Yunus Aleyhisselam'a yardım edemez. O vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Çünkü o halde, o vaziyette ona necat verecek, onu o vaziyetten kurtaracak öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Yani hükmü kime geçecek? Birincisi Yunus Aleyhisselam balığın karnında. O zaman balığa hükmü geçecek. Ama balık denizin içerisinde, denizde çok şiddetli fırtınaları var, çok büyük dalgaları var, dağlar gibi birazdan diyecek, dağvari envaç diyecek, dağlar gibi dalgalar var, denize de hükme geçmesi lazım. Peki her taraf karanlık, hiçbir ne yıldız gözüküyor, ne ay gözüküyor, öyle zifiri bir karanlık, geceye de hükme geçmesi lazım. Semaya da, gökyüzüne de hükmü geçebilmesi lazım. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut, hut balık demek, gece, deniz, balık ittifak etmişler. Yunus Aleyhisselam'ın aleyhine birleşmişler sanki adeta. Bu üçünü birden emrine musahhar eden, emrine itaat ettiren, emrine hizmetkar ettiren bir zat, onu, Yunus Aleyhisselam'ı sahili selamete çıkarabilir. Demek bu üçüne kudreti, gücü, ilmi yetmeyen Yunus Aleyhisselam'ı oradan kurtaramaz. Eğer bütün halk, bütün mahlukat, bütün insanlar, hayvanlar, bütün mevcudat onun hizmetkarı, Yunus Aleyhisselam'ın hizmetkarı ve yardımcısı olsa idiler, yine beş para faideleri olmazdı. Demek, dikkat, esbabın tesiri yok. Yani sebeplerin tesiri yok. Sebepler bir şey yapamazlar. Sebeplerin arkasında Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudreti mevcut. Yani yapılan her iş sebep görünüyor perde ama arkasındaki bütün güç, kuvvet, kudret, ilim, irade Allah'a ait. Cenab-ı Hak bazen böyle hadiselerle o sebeplerin hiçbir tesirinin olmadığını,
hiçbir gücünün, kudretinin olmadığını böyle gösteriyor. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka, yani hem sebepleri hem sebeplerden çıkıyor gibi görünen neticeleri ikisini de birden yapan, yaratan, bilen, işlettiren Allah'tır. Müsebbibül esbab. Bütün sebeplerin de neticelerin de sahibi olan Allah'tan başka bir melce, bir iltica yeri, bir sığınılacak yer olamadığını Yunus Aleyhisselam aynel yakin gördüğünden, adeta gözüyle görür gibi, yani o balıktan, o denizden, o geceden kim kurtarabilir onu? Hiç kimse. Yani bütün dünya, bütün mahlukat onun hizmetkarı olsalar onu oradan çıkaramazlar. İşte Yunus Aleyhisselam bütün sebeplerin sukutunu görünce ne yaptı? Bütün sebepler aradan çıktı. Sanki direkt Allah'a muhatap oldu. Allah Allah. Yani o 70 bin perde sanki yani. Sanki gözünün önünden kalktı. Direkt Allah'a muhatap oldu. Aynel yakin gördüğünden sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi, Hut'u musahhar etmiştir. Yani sırr-ı azimin bir parçası bu. Ne dedi? Sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf etmiş. Böyle Risale-i muhtelif yerlerinde üstadımız bir tevhid yani vahidiyet, diğeri de ehadiyet. İki tane ayrı sırdan bahsetmiş. İkisi de aslında hem vahid hem ehad Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir. İkisinin de lügat manası tek, bir manasına gelmektedir. Ama üstadımız diyor ki arada bir nüans farkı var. Güneş misalini vermiş daha iyi anlayalım diye. Diyor ki güneş ısısıyla, ışığıyla, yedi rengiyle bütün diyor hani dünyayı kaplıyor. Dünyanın üzerine böyle cam parçalarıyla döşesek, aynalarla döşesek bütün dünya yüzünü ne yapacak güneş ısısı ışığıyla bütün o dünyayı hani güneşe mukabil olan dünya kısmının hepsini ne yapacak ısısıyla ışığıyla yedi rengiyle hatta görüntüsüyle ne yapacak kaplayacak. Yani hepsi neye şehadet edecek güneş birdir. İkinci bir şey daha var buna Bediüzzaman Hazretleri vahidiyet diyor. Her şeyi kaplaması, her şeyi kuşatması. İkincisi de her bir cam parçasında, her tek bir cam ayna parçasının içerisinde güneş yine ısısıyla, ışığıyla, yedi rengiyle, görüntüsüyle yine birdir. Bu da ehadiyet. Yani Cenab-ı Hak la ilahe illallah sırrıyla bütün kainatın Halikidir, Malikidir, Rabbidir, Seyyididir, Sultanıdır, İlahıdır. Bütün her şeyi. Ehadiyet ne? Her bir şeyin, her bir tek parçanın, her bir tek mevcudun, her bir tek zerrenin de Halikidir, Malikidir, Rabbidir, İlahıdır, Sultanıdır. Esma-i İlahiyat edince. Şimdi bize genellikle hep La İlahe illallah görünüyor. Bu imanın şartıdır. La İlahe illallah vahidiyetle biz İslamiyet'e gireriz. Ama bir insanın maneviyattaki terakkisi ehadiyet sırrına bakıyor. Yani bütün kainatı görüyor mu Allah? Evet. La İlahe illallah'la biz buna inanıyoruz. Allah her şeyi görüyor. Ama ehadiyet ne demek? Allah beni de görüyor. Allah her şeyi biliyor mu? Evet biliyor ama Allah beni de biliyor. Allah her şeyi işitiyor mu? Evet ama Allah beni de işitiyor. Yani orada bütün o sebepler, aradaki bütün sebepler kalkıyor yani. İşte Yunus Aleyhisselam'a olan bu. Bütün o sebepler ortadan kalkınca
ne yapıyor? Doğrudan doğruya Allah'a muhatap olduğunu anlıyor. Hatta bizim her gün belki 40-45 defa okuduğumuz Fatiha'da da böyledir. Fatiha'ya nasıl başlıyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak burada ne? Gaybi Allah. Ne o? Hamd, ezelden ebede kadar bütün hamdlar alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Muhatabiyet henüz yok. Errahmanirrahim, o Allah ki Rahmandır, Rahim'dir. Maliki Yevmiddin, o istikbalde gelecek kıyamet gününün, din gününün malikidir. Bak buraya kadar gaybi bir münacat var. Fakat birden İyyâke nâbudu, ancak sana ibadet ederiz. Yani o gaybilik kalktı artık. Aradaki alemler, perdeler hepsi kalktı. Ne oldu? Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz dedik. Yani vahidiyetten ehadiyete intikal. İşte Yunus Aleyhisselam da o sebeplerin sukutuyla ne olmuş? Birden o huzur ve hitap manasına muhatap olmuş. O zaman Cenab-ı Hakk'a La ilahe illa ente. Ente sen demek. Senden başka ilah yok. Sübhaneke. Bak yine sonunda ke var. Yine o sen demek. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. İnni küntü mine zalimi. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Ben hata ettim yani. Zulmettim. Kusur, kabahat bendedir diye ne yapmış? İfade etmiş. Hatta latife edilir böyle eskiden bir otobüs şoförünün başından geçmiş diye birisinden dinlemiştim. Böyle Şark taraflarında çok virajlı böyle bir yoldan gidiliyor kış zamanı. Da böyle tedbirli gitmeye çalışıyor ama bir noktaya gelmiş, yollar öyle kaygan buz halinde, koca otobüs kaymaya başlamış. Kenarda da onları tutacak bir şey yok. Direkt uçurum, çok yüksekten aşağı düşecekler. Şimdi şoför bakmış ki artık direksiyon iş görmüyor. Fren iş görmüyor. Vites iş görmüyor. Bakmış ki uçuruma doğru gidiyorlar. Ehli iman da bizzat bırakmış artık direksiyonu, açmış ellerini. Ya Rab, 45 kişiyle huzuruna geliyorum. Beni mahcup etme Allah'ım diye öyle bir nida etmiş, feryat etmiş. Çünkü artık sebepler sukut etmiş. Hiçbir şekilde onun gayretiyle o araba durmayacak yani. Artık bırakmış yani doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a muhatap olup Ya Rab 45 kişiyle huzuruna geliyorum. Beni mahcup etme diye ilticada bulunmuş. Araba kaya kaya kenarda böyle yolun kenarında bir ağaç varmış. Cenab-ı Hak o ağaca çarptırıp durmuş. Kimse de burnu da kanamamış. Hepsi de kurtulmuşlar yani. Yani latife olsun. Yunus Aleyhisselam'ın bu hadisesinde bütün sebeplerin sukutu var. İsterseniz bir daha üstadımızın o çok güzel veciz ifadeleriyle bir daha okuyalım, geçelim. Şöyle demişti. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz, hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Sebeplerin tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce, iltica yeri, sığınak olamadığını aynel yakin gördüğünden sırr-ı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve Hut'u musahhar etmiştir. Yani öyle candan,
öyle içten, bütün sebepler ortadan kalkmış, Allah'a muhatap olarak öyle bir münacatta bulunmuş ki, Cenab-ı Hak da o münacatı öyle kabul etmiş ki, hepsini ne yapmış? Musahhar etmiş. Gecede, denizde, balıkta adeta onun hizmetkarı olmuşlar. Devam ediyor. O nuru tevhid ile, o inkişaf eden tevhid sırrıyla, tevhid nuruyla Hut'un karnını bir tahtel bahir gemisi adeta denizaltı hükmüne getirmiş. Ve zelzeleli dağvari emvaç dehşeti içinde, öyle büyük fırtınalar var ki dağ gibi böyle hem de titreten dalgalar dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, yani bir düzlük, bir meydanı cevelan ve tenezzühgahı olarak sanki, yani seyahat yeri, güzel manzaraları gösterecek bir mekan olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Yani o gecenin karanlığı, semanın zulümatını da nuru tevhid ile ne yaptı? Kaldırdı, temizledi. O ayı, yıldızları çıkarıp sanki bir derece etrafı aydınlattı. Bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat, yani burada da ince bir şey var. Yani başımıza gelen hadiselerde de hep bunu göreceğiz yani. Cenab-ı Hak bu salgın hastalıklarla, işte bazen depremlerle, sellerle, çeşitli afetlerle veya hususi veya umumi hastalıklarımızla aslında ne yapıyormuş? Hani bizi tehdit ve tazyik ediyor Cenab-ı Hak. Zorluyor. Nereye zorluyor? Çünkü insan ölüme yaklaştığı zaman eğer kalbinde, vicdanında imanı, insafı varsa hemen Allah diyor. Hemen Allah'a yöneliyor. Kusurlarını, kabahatlerini anlayıp onun dergahına iltica, kusurlarının affı için istiğfara yönelmiş oluyor. Yani Cenab-ı Hak aslında bize gönderdiği o bazen hoşumuza gitmeyen o hastalıklar, belalar, musibetler onun dergahına iltica etmek için sanki bir kader kamçısı gibi yani. Bizi o dergaha sevk edip günahlarımızı affettirmek istiyor Cenab-ı Hak. Onun için biz sıkıntılara, musibetlere bu noktadan bakarsak ne yaparız? O bela, musibetten istifade ederiz. O zaman o bela ve musibetin bela tarafı kalmaz. Çirkinlikleri gider, güzellikleri kalır. Külfeti gider, ikramı kalır. Meşakkati gider, sevabı kalır. Ahirette de çok külli mükafatlara zemin olur, mekan olur inşallah. Ne dedi? Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdi. Hatta hatırlarsınız Mesnevi-i Nuriye'de üstadımız Habbe Risalesi'nde bir ilem var. Diyor ki ilem eyyuhel aziz, merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun lisan-ı haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydamızı düşünür. Madem onun rızası yoktur dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ne tatlı bir misal değil mi? Şimdi bir koyun var, bir çoban var. Onun da emri altında koyunlar var yani. Onun belli bir mera, otlak alanı var. Fakat hayvan bu yani. Ne yaptı? Başka bir meraya, başkasının tarlasına, otlağına girdi. Çoban bunu görünce ne yapıyor? O öndeki koyuna taş atıyor. Şimdi koyun, koyun olduğu halde
o taştan anlıyor ki çobanın buna rızası yok, geri dönüyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri oradan bize ders çıkarıyor. Ey nefis, sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Yolunu sapıtmış, yoldan çıkmış değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman. Demek bazen yoldan çıkınca, bazen böyle şaşırınca, hata edince Cenab-ı Hak rahmetiyle bize kaderden bir musibet taşı atıyor. Yani bir tehdit ve tazyik geliyor. Biz oradan ne anlayacağız? Demek Cenab-ı Hakk'ın burada rızası yok. Demek ben hata ettim. Demek ben yanlış yola saptım. Ne yapacak? Oradan geri dönecek. Yani o çobanın taş atması koyunun kafasını gözünü yarmak için değildir. Onu o hatadan çevirmek içindir. Demek biz de böyle anlarsak çok kâr ederiz. Ne dedi? Ey nefis, sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun söyle. Çok acayip bir cümle değil mi? O kaderden gelen taş böyle veya hastalıklar, belalar, musibetler, bu salgın tehlikesi ne dememiz lazım? İnna lillah. Yani biz Allah'a aitiz. Yani şu vücut, bu vücudun içinde bulunan bütün azalar, organlar, manevi duygularım, kalbim, ruhum, aklım hiçbiri bana ait değil. Bu vücudun istifade ettiği şu alem bana ait değil. Kime ait? Allah'a ait. Peki ben ne yapıyorum? Ben nasıl Allah'a isyan ediyorum? Ben nasıl Allah'ın emirlerini yapmayıp yasaklarını böyle ısrarla yapıyorum? Bana yakışır mı? Allah'ın mülkünü haramda kullanma yakışır mı yani? Eyvah! Bak o musibet bize bu dersi vermeli. İnna lillah. Ben, biz Allah'a aitiz. Ve inna ileyhi raciun. Bir gün gelecek hesap vermek için huzuruna döndürüleceğiz. Huzuruna çıkınca Cenab-ı Hak sormayacak mı? Ey kulum, sana bunu vermedim mi, vermedim mi, vermedim mi, vermedim mi? Hadsiz nimetler. Peki sen ne yaptın? Yani insan nasıl mahcup olur değil mi? Nasıl yerin dibine girmek ister ama giremez yani. Nasıl bir ızdırap. Allah Allah. Onun için demek aslında musibetlerin maksat ve gayelerinden bir tanesi buymuş. Bize kim olduğumuzu hatırlatmak. Biz Allah'a aitiz ve bir gün gelecek yine onun huzuruna döndürüleceğiz. Çünkü hiçbir şey bize ait değil. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun söyle. Bitmedi. Merci hakikiye dön. Hakiki müracaat mevkiine dön. Yani derdin mi var? Müracaat mevkii Allah. Hastalığın mı var? Müracaat mevkin Allah. Yani Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştü. Bak balıktan yardım beklemiyor, denizden yardım beklemiyor, geceden yardım beklemiyor. Hatta rivayetlerde var o geminin içerisindeyken o zamanın bir adeti varmış. Gemi böyle çok büyük fırtınalara yakalanınca derlermiş ki içimizde efendisinden kaçmış bir köle var. O köleyi bulalım, denize atalım. Adeta deniz bizi bırakır yani. Öyle bir şey varmış o zaman insanların da. Demişler ki fırtına olunca oranın kaptanı demek demiş içimizde seyyidinden kaçmış bir köle var. Onu bulalım deyince Yunus Aleyhisselam anlamış. Allah'ın izni olmadan kavmini terk ettiği için kendisinin yani Allah'ın kulu kölesi ya. Efendisinin izni olmadan kaçan bir köle demiş ki o benim. Atın. O kaptan ve oradaki insanlar böyle bir tipine bakmışlar. Öyle mübarek, öyle nurani, ışıl ışıl nur saçıyor. Hayır hayır demişler. Sen öyle birisi olamazsın yani. Israr etse de kura çekmişler. Üç kura da Yunus Aleyhisselam'a çıkınca onlar da mecbur kalmışlar. Allah Allah. Yani müracaat mevki, balığın karnına düştü,
ne yaptı? Müracaat mevkiine döndü. Allah'a yöneldi. Ona iltica etti. Demek bizim de iltica edeceğimiz yer, müracaat mevkii yalnız Allah. Merci-i hakikiye dön. Dikkat. Çok antika bir cümle geliyor. İmana gel. Allah Allah. Bizim imanımız yok mu? Var. Ama her hale ayrıca bir iman lazım geliyor. Ne demek o? Çünkü her hadise bizim için imtihandır. Yani bir insan bir musibete maruz kaldığı zaman o musibetle beraber iman edecek. Ne demek o? Bu musibeti veren kim? Allah. O zaman Allah'ın bunda rahmeti var, Allah'ın bunda hikmeti var, Allah'ın bunda çok güzellikleri var, çok faydaları var. Bu abes değil, başıboş değil. Bak bunlar da iman işte. Orada Cenab-ı Hakk'ın esmasını görüp o hastalıkla beraber, hastalık vesilesiyle hastalığı da gönderenin o olduğunu veya bir nimete mazhar olduğumuzda da imana geleceğiz. Ne demek o? O nimeti Allah'tan bileceğiz. Gönderen o, ikram eden o, ihsan eden o, sahibi o, maliki o. Ne oldu? Bak imana gel. Demek aslında her hadise bizim imanımızı arttırmak için geliyor. Allah'a olan muhabbetimizi, marifetimizi arttırmak için geliyor. Onun için dedi imana gel. Allah Allah. Mükedder olma. Şimdi bir insan eğer imana geldi. Yani ne demek? Onun üzerindeki, o hastalığın üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini, hikmetlerini, rahmetlerini, faydalarını, maslahatlarını görürse ne olur? Allah Allah. Mükedder olmaz ki o zaman. Eleme düşmez, kedere düşmez ki. Ondan geliyorsa göz bağış üstüne. Ondan ne gelirse iyidir yani. Allah Allah. Hani hatırlarsınız 32. sözde de öyle bir tabir var yani. Orada ne diyor? O hakimdir, abes iş yapmaz. O rahimdir, rahimiyeti, şefkati, merhameti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var. O zaman ne olmazsın? Mükedder olmasın. Mükedder olma. Çok acayip bir cümle geldi. O Allah seni senden daha ziyade düşünür. Allah Allah. Allah bize bizden daha şefkatli. Allah bize bizden daha merhametli. Allah Allah. Evet. Yunus Aleyhisselam bu sırrı aynel yakin müşahede ettiğinden Cenab-ı Hak bütün o az önce ittifak edip birlik beraberlik yapıp düşmanı gibi görünen eşya bir anda ona dostluk yüzü gösteriyor. Onun hizmetkarı oluyor. O güzel cümleleri bir daha okuyalım. O nuru tevhid ile Hut'un karnını, o büyük balığın karnını bir tahtel bahir gemisi denizaltı hükmüne getirip ve zelzeleli davari envaç dağlar gibi zelzeleli dalgalar dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan-ı cevelan ve tenezzühgahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Allah Allah. Demek eğer bir insanın imanı yoksa her şey onun düşmanıdır. Ama eğer bir insan iman ederse her şey onun dostu oluyor. Çünkü iman her şeydeki o Allah'ın esma, sıfat, şefkat, merhamet, hikmet, ilim gibi esmasının, sıfatının tecelliyatlarını gösteriyor. O zaman bütün düşmanlar düşmanlıklarını terk edip dost haline geliyorlar. Dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı. Şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Yani bütün bunlarla beraber balık geliyor sahile. Fakat rivayetlerde var ki balığın karnına düştüğü için balık da ne yapacak? Onu sindirmek isteyecek değil mi? Şeyi midesi asit salgılıyor. O asitlerin üzerindeki elbiseleri çürüttüğü gibi vücudunun bazı yerlerini de tahrip ediyor. Onun için o sahile gelince
Cenab-ı Hak yaktin diye bir ağaç. Yani bir bazı rivayetlerde kabak ağacı da deniyor. Böyle yaprakları büyükçe, meyvesi de böyle tatlı. Hem de onu güneşin şeyinden, üzerinde de elbise kalmadığı için hem onu böyle başkalarının gözünden adeta ağaçla giydiriyor, sanki elbise giydirir gibi. Dışarıdan kimse onu göremiyor. Güneşin de böyle tesiri vücuduna değmiyor ta yaraları şifa bulsun. Hatta bazı rivayetlerde var, böyle Cenab-ı Hak bazı geyikleri böyle göndermiş, hamile dişi geyikler. Onlar oradan yaktinin yapraklarından yerken Yunus Aleyhisselam onun böyle memesinden süt emerek Cenab-ı Hak onları da hizmetkar edilip karnını da doyuruyor. Bütün ihtiyaçlarını da ne yapıyor? Karşılıyor. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın, şimdi geldik bize. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Birinci vaziyeti neydi? Balığın karnındaydı. Balık asitler salgılıyor, vücuduna zarar veriyordu. Aynı zamanda denizin içindeydi. Deniz çok fırtınalıydı, dağdağlı, zelzeleliydi. Dağlar gibi dalgalarla vuruyordu böyle, tokatlıyordu adeta. Gece karanlıktı, hava fırtınalıydı, değil mi? Ne kadar şey. İşte diyor, biz Yunus Aleyhisselam bu birinci vaziyetinden daha dehşetli bir vaziyetteyiz. Daha müthiş bir vaziyetteyiz. Ne demek? Ama biz hiç öyle bir şey görmüyoruz yani. Neymiş o? Gecemiz istikbaldir. Yani nasıl onun gecesi kapkaranlık, ne olacağı belli değil. Bizim de geleceğimiz, istikbalimiz öyle karanlık. Ne olacağını bilmiyoruz yani. Başımıza neler gelecek? Hangi ızdırap, hangi felaket, hangi hastalık, hangi sevdiklerimiz vefat edecek? Bak, hiçbirini bilmiyoruz. Bizim de onun gecesi gibi bizim de geleceğimiz karanlık. Ne olacağı belli değil. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden 100 derece, hele bir de gaflet nazarıyla olursa, onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Onun denizi bizim de şu üzerinde bulunduğumuz küre-i arz. Bu denizin, yani küre-i arzın her bir günü, her bir gecesi de bir dalga gibi yani. Bu denizin her mevcinde, her dalgasında, gece gündüzde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Yani Yunus Aleyhisselam'ın düştüğü denizde bir tek insan var, Yunus Aleyhisselam. O deniz onu böyle ölmesine sebep olsa bir kişinin ölmesine sebep olacak. Halbuki şu dünyamız, o dünyamızın da gece ve gündüzleri sanki dalgalar gibi, her dalgada ne o zamanın şartlarında bir günde 30 bin insan ölüyormuş. Yani 30 bin tane cenaze var yani her bir gününde, her bir dalgasında 30 bin cenaze var. Ve o cenazelerden birisinin biz olma ihtimalimiz de çok kuvvetli. Her an olabilir, her gün olabilir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz, nefsimizin kötü istek ve arzuları hutumuzdur, balığımızdır. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Allah Allah. Demek bizim nefsimiz de bir balık. Biz de o nefsimizin içindeyiz. Nefsimiz kötü istek ve arzularıyla adeta asitler salgılıyor. Gözümüzü yakıyor, kulağımızı yakıyor, dilimizi yakıyor, kalbimizi yakıyor, elimizi, ayağımızı, bütün ağza ve organlarımızı yakıyor. Niçin? Bizim mahfımıza, perişaniyetimize sebep, ebedi bir cehenneme gitmemize sebep olmaya çalışıyor. Allah Allah. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Subhanallah. Yani öyle bir balık ki çaktırmıyor yani. Çoğu insan nefsinin o kötü istek ve arzularına razı olmuş yani. Onun yaptığı tahribatı göremiyor, fark edemiyor, hissedemiyor.
Çünkü o günahlarda öyle bir sarhoş edici özellik var ki, yani sade içkide değil yani. O eğlencelerde, danslarda, diskolarda, zinalarda, kumarlarda, yani haramların her bir çeşidinde öyle bir lezzet var ki adeta insanı uyuşturuyor. Aklını kapatıyor yani. Duygularını, hislerinin sigortalarını attırıyor, iptal ettiriyor. O zararı hissetmiyor. Ne oluyor? Ebedi hayatı mahvoluyor. Ebedi bir cehennemin adayıyken hakiki ferdi oluyor. Allah korusun. Allah Allah. Bizim hevai nefsimiz kutumuzdur. Hayat ebediyemize sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut nefsimizin kötü istek ve arzuları balığı, onun Yunus Aleyhisselam'ın hutundan 1000 derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. 100 senelik bir hayatı. İçindeki peygamberdir. Bir zellesi olmuş, bir sürçmesi olmuşsa da ne olacak? İmanı olduğu için ebedi cennet. Peygamber olmuş, ebedi cennet yani. 100 senelik hayatı gitse de ebedi hayatı cennet. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler, yani çokluktan kinaye, ebedi hayatın mahvına çalışıyor. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, cennetin etrafı diyor, nefsin hoşlanmadığı şeylerle sarılıdır. Cehennemin etrafı da diyor, nefsin hoşuna giden şeylerle sarılıdır. Demek biz nefsimizin hoşuna giden, o nefsimizin kötü arzularını memnun eden şeylerin peşinde gidersek cehenneme gideriz. Ama nefsimizin o kötü arzularını yapmak istemezsek, nefsimizin hoşlanmadığı Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarından içtinap sırrına girersek, o da bizi ne yapıyor? Ebedi cennete götürüyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen, ona uyarak umum esbaptan, bütün sebeplerden yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü mine zalimin demeliyiz. Subhanallah. Ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, gelecek, dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek, onların zararlarından bizi kurtarabilecek yalnız o zat olabilir ki istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Bir daha okuyalım o cümleyi. İstikbal taht-ı emrinde, yani emri altında. Gelecek Cenab-ı Hakk'ın emri altında. Dünya taht-ı hükmünde, Allah'ın hükmü altında. Nefsimiz taht-ı idaresindedir, Cenab-ı Hakk'ın idaresi altındadır. Acaba Halik-i semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatırat-ı kalbimizi bilecek, yani kalbimizden geçen en gizli arzularımızı, isteklerimizi, taleplerimizi, dualarımızı yerler ve gökler Rabbi olan Allah'tan başka kim bilebilir ki? Kim onları işitip de kabul edebilir ki yani ondan başka? Ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100 bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa! Zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdad edemez, yardım edemez ve halaskar olamaz, kurtaramaz yani. Kurtarıcı yalnız Allah'tır. Madem hakikat böyledir, madem hakikat-ı hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hut'u
ona bir merkub, bir binek, bir tahtel bahir, denizaltı ve denizi bir güzel sahra, güzel bir meydan ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, Subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü minezzalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Çok antika bir nokta var. Mesela Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğünde o asitler de böyle yakmaya başladığında Yunus Aleyhisselam'ın duasında "Ya Rabbi beni bu halden kurtar" diye bir duası yok. Duası bu. Ne diyor? Senden başka ilah yok. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Demek ki burada mühim olan nokta, mühim olan noktalardan bir tanesi insanın kusurunu anlayıp itiraf etmesi. Yine bu manaya 13. lem'anın 13. işaretinde ikinci nokta. Bir parça buradan okuyalım. Bu mananın izahına inşallah faydası olacak. Dedi ki ikinci nokta, şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Yani orada Yunus Aleyhisselam dedi ki Allah'ım beni bu halden kurtar. Yani o dua aslında ne oluyor? Nefsin perdelemesi oluyor. Yani kusurunu itiraf etmemiş oluyor. Öyle demiş olsa. Ne diyor? Şeytanın mühim bir desisesi, hilesi, kandırmacası insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Yani insan eğer kusurunu itiraf etmezse ne oluyor? Kapı kapanıyor. Hangi kapı? İstiğfar etme ve Allah'a sığınma kapısı kapanmış oluyor. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini, benliğini, gururunu, kibirini tahrik edip, harekete getirip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Yani orada Yunus Aleyhisselam, ne yapayım ya Rabbi? Ben bu kadar tebliğ ettim, bu kadar anlattım. Onlar kabul etmediler. Onlar şöyle, onlar böyle. Bak nefis avukat gibi kendini savunmak istiyor. Ama Yunus Aleyhisselam nefsinin bu hilesine, şeytanın bu hilesine aldanmıyor. Ne yapıyor? İnni küntü minezzalimin diyor. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden olum. Ben hata ettim diyor. Arkasından Sübhaneke var ya, o Sübhaneke. Diyor ki ya Rabbi şu anda ben balığın karnındayım. Asit de salgılanıyor. Hem daracık yerdeyim, sıkıntılı. Hem o asitler vücudumu yakıyor. Benim şu anda bulunduğum vaziyet görünüşte kötü bir vaziyet. Sen diyor bu kötülükten münezzehsin. Bu hadisenin kabahati bana ait. Sen bu hadisenin şerrinden, kötülüğünden, fenalığından münezzehsin. Bu kabahat benden diyor yani. Bu fena vaziyetin sebebi benim diyor. Allah Allah. Devam edelim. Ne demişti? Nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan, kusurlardan takdis etsin. Mukaddes kılsın. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ve aynı rıza ankülle aybin keliyle, sırrıyla, nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Yani bir insan nefsine rıza gözüyle bakarsa, onun her halinden razı ve memnun olursa, ayıplarını, kusurlarını, eksiklerini, noksanlarını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez, şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan ve ma überriyu nefsi, ben nefsimi temize çıkarmam, beraat ettirmem, innen nefsele emmâretun bissû, nefsim daima kötülüğü emrediyor, illa ma rahime rabbi,
Yani benim güzel, temiz, beraat etmem, o hatadan uzak durmam Allah'ın merhametindendir, Rabbimin şefkatindendir dediği halde nasıl nefse itimat edebilir? Bitiriyor. Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder, Allah'a sığınır. İstiaze eden, Allah'a sığınan şeytanın şerrinden kurtulur. Çok mühim. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Son cümle, kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse affa müstahak olur. Şimdi Yunus Aleyhisselam itiraf edince, yani ya Rab beni buradan kurtar demesine gerek kalmıyor. Affedilince o zaman o musibetin hükmü kalktı. Hani risalelerde, hastalar risalesinde hastalık vazifesini yapınca gider diye bir tabir okunuyor ya hani. Hastalık vazifesini bitirince gider. Musibet de öyle. Vazifesini bitirince gidecek. Hani biz de istiyoruz Allah'ım bu koronadan bizleri koru, bizleri muhafaza et. Bir an önce şu musibet bitsin gitsin de yani çok nimetlere tekrar kavuşalım istiyoruz. Ama vazifesini yaptı mı? Herkes kendi nefsine sorsun bakalım yani. Yani o bu hastalıklar olmadan evvel yaptığımız hataları şu anda düzelttik mi? Düzeltiyoruz mu? İstiğfar ediyoruz mu? O kusurlarımızı itiraf edip düzeltme gayreti içinde miyiz yani? Namazlar ne alemde? Değil mi yani? Haramlardan içtinaplar ne alemde? Subhanallah. Evet. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize. Yani senden başka ilah yok. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ve sıfatı istikbali kuşatmış. Ve o istikbali ebedi bir cennete çevirecek kudret, güç, ilim, irade, bütün esma ve sıfatın sahibi. O zaman istikbal endişemizi La ilahe illa ente izale ediyor. İkinci sırada neydi? Subhaneke kelimesiyle de dünyamıza. Biliyorsunuz risalelerde çok geçer. Dünyanın üç tane yüzü var diyor üstadımız. Birisi diyor Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasına bakan yüzüdür. Bu yüz aşka layıktır diyor. Demek eğer dünyanın Cenab-ı Hakk'ın isimlerini gösteren yüzüne bakmaya muvaffak olabilirsek dünyanın o yüzü aşka layık. Çok güzel, çok lezzetli bir yüz. İkinci yüz ahiretin tarlasıdır. Biz ebedi hayatı kazanmak için dünyaya gelmişiz. Burada yaptığımız her şey orada netice veriyor. Onun için yaptığımız her namaz, her oruç, her hayır, her hasanat birer tohum ekmek gibi. Ama orada Cenab-ı Hak cennette köşk yapıyor. O namaz mesela namaz çekirdeğinden orada köşkler yaptı yani. Oruçlardan işte nehirler, ırmaklar yaptı yani. Yapılan işte o zekatlardan, hayır hasenattan huriler yaratıyor, meyveler yaratıyor, ağaçlar yaratıyor. Yani yaptıklarımızla biz cenneti döşüyoruz. Buradakiler orada netice veriyor. Veya günahlar da öyle. Küfür, dalalet de öyle. Onlar da cehennemde çeşitli böyle malzemeler haline, mekanlar haline getiriyor. Izdırap merkezleri yapıyor yani Cenab-ı Hak. Onun için dünyanın ikinci yüzü ahiret tarlası. Biz burada ne yapsak hayır, hasenat, ibadet orada külli neticeler verecek. Bu ciheti de diyor dünyanın güzeldir diyor, muhabbete layıktır. Ama dünyanın bir üçüncü yüzü var. Günahlarla, haramlarla, fena, fani, ölümlerle, ayrılıklarla dopdolu bir dünya var. Bu dünya çirkin bir dünya. Bu dünya kötü bir dünya. Çok ehli hakikat dünyanın bu üçüncü günahlarla, haramlarla, sefahetlerle bulanmış insanın ebedi hayatını mahveden dünyanın bu yüzüne cife,
leş demişler, pislik demişler yani. İşte buradaki Subhaneke bu üçüncü yüze bakıyor. Yani biz Cenab-ı Hak'tan bu dünyanın bu fena, fani, günahlı, haramlı bizi ebedi bir cehenneme götürecek tarafından Allah'a sığınıyoruz. Subhaneke diyoruz. Üçüncüsü inni küntü mine zalimin fıkrasıyla da nefsimize nazarı merhametini, hani kusurunu itiraf etti ya, kusurunu itiraf edince Allah'ın merhameti giriyor devreye. Ne yapıyor? Affediyor. Demek Allah'ın merhametini kazanmanın yollarından bir tanesi buymuş. Kusurunu itiraf etmek, hatasını kabul etmek, Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica etmek. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın afü, affedici ismi var. Cenab-ı Hakk'ın gafur, mağfiret edici, gaffar, çok çok mağfiret eden ismi var değil mi? Tevvab, tövbeleri kabul eden ismi var. O isimler bunu bekliyorlar. İşte öyle yöneldin mi Cenab-ı Hak nazarı merhametiyle nefsimize de muamele ediyor, etsin inşallah. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin, nurlansın ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar emvacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde çok mühim Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye, manevi bir gemi, hükmüne geçen hakikat-ı İslamiyet. Demek İslamiyet'in hakikati manevi bir gemi oluyor. Tezgahı da Kur'an-ı Hakim. Yani biz Kur'an-ı Hakim'in emirlerine itaat, yasaklarından içtinab edersek adeta manevi bir geminin içine binmiş, hadsiz o dalgalardan korunmuş oluyoruz. Yani o zamanın dalgaları, dünyanın dalgaları bize zarar veremiyor. O gemi bizi sahili selamet olan cennete ulaştırıyor inşallah. Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikat-ı İslamiye içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiye-i Fürkaniye ile, Kur'an'ın bu yukarıda anlatılan sırlarıyla ve Furkan olan Kur'an'ın terbiyesiyle nefsimiz bize binmeyecek. Merkubumuz olup, bineğimiz olup bizi ona bindirip hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl özetleyip bitiriyor. Madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle çok antika. Allah bizi öyle bir mahiyette yaratmış ki en küçükten en büyüğe kadar her şeyden etkileniyoruz. Şimdi onlara nazara verecek. Dedi ki mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi, hani insan bile hasta olup sıtmadan ve titremeye başladığı zaman nasıl müteellim oluyor, müteessir oluyor? Aynı onun gibi arzın, yerküremizin zelzele ve ihtizazatından, titremesinden, hareketinden ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor. Yani kendi titremesinden rahatsız olduğu gibi arzın titremesinden, kainatın kıyamet vaktindeki o yıkılış, dökülüş, titreme, zelzelelerinden de müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan, yani mikroskopla ancak görülebilen bir mikroptan korkar, şimdi koronadan korktuğumuz gibi sevdiklerimizle tokalaşamıyoruz, sevdiklerimize sarılamıyoruz yani, onlarla gidip gelemiyoruz, bak cuma kılamıyoruz, cemaatle namaz kılamıyoruz yani. Neden? Mikroptan, korkudan yani. Allah Allah. Gözde görülmeyen bir mikroptan korkar. Aynı onun gibi ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar.
Hem nasıl ki hanesini sever, evini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melce-i, sığınağı, halaskârı, kurtarıcısı, maksudu, asıl istediği, kastı öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda. Yani ne demişti? Sıtmadan müteessir oluyoruz dedi ya. Peki sıtmamıza şifa verecek kim? Dünya zelzeleniyor, titriyor. Onu durduracak kim? Kıyamet hengamındaki o zelzeleden bizi çekip cennete alacak kim? O zaman öyle bir zata kul olalım ki hükmü her şeye geçsin. Kudreti, ilmi her şeye geçsin. Allah Allah. O zaman bizim bütün arzularımızı yerine getirebilecek tek zat Allah'tır yani. Vahid ve ehad olan Allah'tır. O zaman onu razı etmemiz lazım. Onu memnun etmemiz lazım. Onu tanımamız lazım. Ona iman ile intisap etmemiz lazım. Onu memnun etmek için emirlerine itaat, yasaklarından kaçınmak, içtinab etmemiz gerekiyor. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, merce-i, halaskârı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, tasarruf avucunda, elinde zerrat ve seyyarat dahi en küçük parçacıklardan, atomlardan ta gökyüzündeki gezegen, yıldız, galaksilere kadar dahi tahtı emrindedir. Hepsi de Allah'ın emri altındadır. Elbette böyle bir insan, cami mahiyetteki bir insan, en küçüğe, en büyüğe, her şeye muhtaç olan bir insan daima Yunusvari, Yunus Aleyhisselam gibi La ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü minevvalimin demeye muhtaçtır. Cenab-ı Hak bu ihtiyacını anlayanlardan ve bu münacatı bütün duygularıyla yapıp Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametini, nazarı muhabbetini, nazarı marifetini kendimize celbetmeye muvaffak eylesin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Asıl dersimiz bitti. Uhuvvet Risalesi'nden bir parça okuyacağım. İnşallah Cenab-ı Hak istifademiz ziyade etsin. Aynı zamanda Osmanlıca lemalarda da bulunan 28. lemaydı. Oradan bir parça, üstad da üzerine şöyle bir giriş yapmış. Bu parça çok kıymetlidir. Birinci nükte, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, üç şey saydı. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden, ikramının kemalinden ve kemal-i merhametinden, merhametinin kemalinden ve kemal-i adaletinden, adaletinin de kemalinden, iyilik içinde muaccel, hemen peşin bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel, hemen peşin, hemen ardından bir mücazat derc etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın ikram dedi, merhamet dedi, adalet dedi. Kemal noktada bir özellik varmış ki iyiliğin içinde hemen böyle bir peşin mükafat koyuyor Cenab-ı Hak. Fenalıkların içinde de hemen peşin bir ceza koyuyor. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak, hatırlatacak manevi lezzetler, seyyiatın içinde de, fenalıkların içinde de ahiretin azabını ihsas edecek, hissettirecek manevi cezalar derc etmiş. Kısa kısa izahat yapacak. Mesela müminler mabeyninde, müminlerin arasında muhabbet ehli iman için güzel bir hasenedir. Yani müminlerin birbirine sevmesi, birbirine böyle muhabbetle sohbet etmesi, iltifat etmesi nedir? Bir hasenedir. Güzel bir haldir yani.
O ne demek? O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirahı kalp derc edilmiştir. Yani öyle muhabbetli bir ortamda bulundun mu, yani insanın kalbi ruhu öyle genişliyor, öyle ferahlanıyor ki sanki oradaki o an cennetten bir anmış gibi insan ne yapıyor? İstifade ediyor yani. Yani o cenneti, cennetteki neticeden bir parçası sanki insanın kalbine, ruhuna veriliyor. Manevi bir zevk, manevi bir lezzet, bir inşirahı kalp, kalbin açılıp genişlemesi derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Mesela bir de zıddını söyleyecek şimdi. Müminler mabeyninde, müminlerin arasında husumet, düşmanlık, adavet bir seyyedir. Kin, nefret, düşmanlık bir seyyedir, fenalıktır, kötülüktür. O seyyiye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azabı vicdaniyi Ali Cenab ruhlara hissettirir. Yani az önce bahsettiği müminlerin arasında muhabbet olunca sanki o mekan genişleniyor. Sanki böyle insanın içi ferahla, huzurla doluyor. Ama müminlerin arasında düşmanlık, kin, nefret oldu mu ne kadar geniş salon olursa olsun sanki orası daralıyor. İnsan kaçmak istiyor oradan yani. Rahatsız oluyor. Kalbi daralıyor. Yani mekan daraldığı gibi kalbi de daralmış oluyor. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetim vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyieme muaccel peşin bir cezadır çektiriliyor. Mesela hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir. Bak bu da güzel bir haslet olduğu için onun içinde cennet lezzeti var. Yani hürmete en layık kimlerdir? Yani mahlukat içinde hürmete en ziyade layık olan annemiz ve babamızdır. Onların diyelim bir altında ablamız ve abimizdir. Yani bizden büyük olan bizim hayatımızda çok böyle emeğe geçen başta annemiz babamız, sonra abimiz ve ablamız. O zaman biz ne yapacağız? Onlara hürmet edeceğiz yani. Onlara kıymet vereceğiz. Onların bir dediğini iki etmemeye gayret edeceğiz. Öyle bir hale girdik mi o hürmette öyle bir lezzet hissedeceğiz ki baklavadan daha tatlı yani. Allah Allah. Hürmete layık zatlara. Tabii başka noktada hocalarımız, alimlerimiz değil mi yani? Hürmete layık. Veya şimdiden değil mi hastalık noktasında biz hastayız, doktorlarımız. Bak hürmete layık yani. Ne kadar fedakarlıklar gösteriyorlar. İlahir yani. Hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet. E bir de bu var. Şimdi büyükler de küçüklere merhamet gösterecekler yani. Onların bazı hatalarını, kusurlarını görmezden gelecekler. Bazen şöyle oluyor. Baba 40 yaşındaki kemalatını, kendi ulaştığı o kemalatı 15 yaşındaki evladından bekliyor. Yahu sen 15 yaşında ne vaziyetteydin? Sonra senin zamanının haliyle bu zamanın hali bir mi? Elbette değil. O zaman 40 yaşında kazandığımız manayı 15 yaşındaki evladımızdan beklemeyeceğiz yani. Onu ne yapacağız? Merhamet edeceğiz yani. Bazı hatalarını biraz böyle gözlerimizi kısacağız, görmeyeceğiz yani. Az kulaklarımıza tıkacağız, işitmeyeceğiz yani. Ve onlara daima merhametle, şefkatle muamele edeceğiz. Çünkü merhametin ve şefkatin açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Giremeyeceği hiçbir mekan yoktur. Bu işin sırrı merhamettedir, şefkattedir. Risale-i Nur'da üstadımızın öyle bir tabiri var yani. Her asrın ismi azamı var.
her asrın o ismi azama bağlı bir hizmet tarzı var. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu zamanın ismi azamı, bu zamanın hizmet tarzı Hakim ve Rahim isimleridir diyor. Yani hikmete muafık davranmak, merhametle davranmak, şefkat etmek. Yani bu asrın insanları bu iki şeyi zaruri. Yani onların akıllarına uygun konuşacağız. Onların kalplerine, ruhlarına muafık konuşacağız yani anlatacağız. Hikmetli olacağız. Hikmetleri anlatacağız, faydaları anlatacağız yani. Ama ne olursa olsun hep şefkat edeceğiz. Hep merhamet edeceğiz. Allah Allah. Hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevab-ı uhrevi ihsas eder derecede öyle bir zevk lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda eder dereceye gider. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk, hayvanat milletinde bu hakikata bir misaldir. Demek merhamet ve hürmette muaccel, peşin bir mükafat var. Âli himmet ve âli cenab-ı insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Hem mesela ayrı bir mana, hırs ve israfta öyle bir ceza var ki şekvalı, şikayetli, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel, peşin, hazır ceza var ki o haset, haset edeni yakar. Allah Allah. Yani bazen insan öyle haset ediyor ki haset ettiği adamın haberi yok. Ama o haset eden yanıyor, kavruluyor, mahvoluyor yani. Subhanallah. O haset, haset edeni yakar. Hem tevekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki o lezzetli muaccel sevap fakr ve hacetin belasını ve elemini izale eder. Tevekkül ve kanaatta. Böyle dördüncü şua ayeti hasbiyelerde zannediyorum üçüncü ayeti Nuriye-i Hasbiye'de bir şey var, bir ifade var. Orada diyor ki sen diyor Cenab-ı Hakk'ın iyaşe defterinde kayıtlısın. Onun için telaş etme diyor. Hani bazen insan oluyor ya işe gidemiyoruz. İşte kiralar var, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Çoluk çocuğun ihtiyaçları yemedir, içmedir. Nasıl yapacağım? Telaş etme. Sen Allah'ın gıda defterinde, rızık defterinde ismin yazılı. Merak etme. Bir yerden Cenab-ı Hak o rızkı gönderecek. Ama bazen Cenab-ı Hak daha önceden gönderdiği rızıklara şükretmediğimiz için bazen o rızkı bize nazlandırıyor. Hemen vermiyor. İşte insan o zaman anlayacak ki bundan evvel Cenab-ı Hak bize neler verdi, neler verdi. Biz onları hiç düşünmedik, hiç onlara hamd etmedik, hiç onlara şükretmedik. Mukabil olarak namazımızı, ibadetimizi yapmadık. Çünkü şükrün envağı var diyor Bediüzzaman Hazretleri. O nevilerin en camii, fihriste-i umumiyesi namazdır diyor. O zaman ne yapacağız? Biz o eski günlerdeki bize verilen rızıkların eda etmediğimiz şükürlerini kaza edeceğiz. Ama merak etmeyelim, hepimiz Allah'ın rızık defterinde kayıtlıyız. Allah zaruri rızkı kefil olmuş, tekeffül etmiş. Onun için telaşa gerek yok. Tevekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki o lezzetli muaccel sevap fakr ve hacetin belasını ve elemini izale eder. Hem mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki mağrur adam, gururlu adam herkesten hürmet ister. Ve o istemek sebebiyle istiskal gördüğünden o onlardan hürmet bekledikçe karşı taraftakiler rahatsız oluyor. Onun yanına çıkmak bile istemiyorlar. Daimi azap çeker. Evet, çok mühim. Hürmet verilir, istenilmez.
Hem mesela tevazuda ve terk-i enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Hem mesela sui zan ve sui tevilde, yani birilerinin hakkında kötü düşünmek, onların yaptığı hareketleri kötüye yorumlamak. Sui zan ve sui tevilde bu dünyada muaccel, hemen peşin bir ceza var. Mendakka dukka kaidesiyle, yani halk arasında böyle bir tabir var. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Yani bu dünya etme, bulma dünyası. Mendakka dukka kaidesiyle suizan eden, başkası hakkında kötü düşünene suizanla maruz kalır. Başkaları da ona suizanda bulunur. O zaman biz herkese hüsnü zan edersek bize de hüsnü zan ederler. Ama biz herkes hakkında kötü düşünürsek bizim de hareketlerimizi, fiillerimizi kötüye yorumlayanlar olacak. Daha dünyada peşin cezasını görmüş olacağız. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor, bir mümin, bir mümini bir hatasından dolayı ayıplarsa aynı hatayı işlemeden ölmez diyor. Demek bu kanun, suizan eden suizanına maruz olur. Mümin kardeşinin harekatını sui tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda sui tevile uğrar, cezasını çeker ve hakeza. Bütün ahlak hasene ve seyyiye, güzel ahlak ve kötü ahlak bu mukayeseye göre ölçülmeli. Ben rahmet-i ilahiyeden ümid ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi i'caz-ı Kur'ani'yi zevk eden zatlar bu manevi ezvakı hissederler, sui ahlaka müptela olmayacaklar. İnşallah Cenab-ı Hak üstadımızın bu ümidini hepimiz hakkında inşallah tecelli ettirip tahakkuk ettirsin. Kısa bir dua ile dersimizi inşallah bitireceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ellezî lâ ilâhe illâhu. El hayyul kayyum ve tübileyi subhaneh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferdü, ya Hayyu, ya Kayyum, ya Hakemi, ya Adil, ya Kuddüs. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım, bildiğimiz bilmediğimiz bütün iyilikleri vermeni niyaz ediyoruz. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden de sana sığınıyoruz. Bizi razı olduklarından eyle. Amin. Allah'ım, bütün korku ve afetlerden bizleri koru. Bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir. Bütün günah ve kötülüklerden bizi temiz kıl. Yanında en üstün derecelere yükselt. Amin. Allah'ım, bizi seni anmaya muvaffak et. Gazabından aman ver. Azabından uzak eyle. Bahşişlerinden bize de nasip eyle. Bize Kabe'yi ve peygamberinin kabrini ziyareti nasip eyle. Zatının azameti hürmetine günahlarımızı bağışla. Dünya ve ahirette rezil ve mahcup eyleme. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım, işlerimizi hayırla sonuçlandır. Dünya ve ahiret işlerinde bize yardımcı ol. Bize acımayanı bize musallat etme. Kendi katından bize daima bir koruyucu nasip eyle. Verdiğin güzel nimetleri elimizden alma Allah'ım. Kendi lütuf ve kereminden bol, helal ve temiz rızık bize ihsan eyle. Amin. Allah'ım, kazalarda sabır ve kurtuluşu, şehitler mertebesini, sıddıklar ve salihlerin yaşayışını, nefis, şeytan ve düşmanlara galip gelmeyi ve peygamberlere arkadaş olmayı senin fazlından ve rahmetinden istiyoruz. Dualarımızı ismi azam ve esma-ül hüsna hakkına kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.